Paris ve Paris'in sembolü Eiffel Kulesi. Estetiğiyle insanları cezbeden bu kule aynı zamanda gerçek bir mühendislik harikasıdır. Özellikle de dayanıklılığı açısından. Çünkü kule en güçlü rüzgarlara ve sarsıntılara karşı rahatlıkla dayanabilir. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Quand j'écoute BA un solo. Eiffel Kulesi'nin bu tasarımının ilham kaynağı ise çok ilginçtir. Kule, insan vücudundaki bir kemikten esinlenerek tasarlanmıştır. Bu, insan ağırlığının önemli bir bölümünü taşıyan güçlü uyluk kemiğidir. ...1850'li yılların başında anatomist Hermann von Meyer insan iskeletini incelerken ilginç bir gerçeği fark etti. Uyluk kemiği dikey konumdayken tam bir ton ağırlığı kaldırabilecek kadar güçlüydü. Ve kemik birbiri içine geçmiş kafes şeklindeki minik çubuklardan oluşuyordu. ...1866 yılında İsviçreli mühendis Karl Kuhlmann da kemikteki bu yapının çok ince bir plana dayandığını fark etti. Kafes şeklindeki bu çubuklar kemiğin üzerinde oluşacak yük ve basıncın etkisini azaltıyordu. Çünkü çubuklar insan ayakta durduğunda kemiklere etki eden kuvvet hatları boyunca düzenlenmişti. Mühendis Kuhlmann bu yaratılış mucizesinin modern mimaride de kullanılabileceğini düşündü. Ve Eiffel Kulesi tıpkı uyluk kemiğindeki gibi kafes örgülerle inşa edildi. Allah'ın insan bedenindeki bir mucizesi teknolojiye ilham kaynağı olmuştu. Günümüzde inşaattan sağlık sektörüne kadar birçok alanda doğadaki bilgilerden yararlanılıyor. Ve bu bilgiler yeni bir bilim dalını ortaya çıkarmış durumda. Biyomimetik. Biyomimetik bilimi doğadaki tasarımları inceler. Ve bu tasarımları örnek alarak çözümler üretir. Doğadaki tasarımların teknolojiye ilham verecek kadar mükemmel olmasının nedeni ise tüm bunların Allah'ın eseri olmasıdır. Yüce Allah sonsuz bilgisinin örneklerini yarattığı varlıklarda göstermektedir. Bu filmde biyomimetik biliminin örneklerini göreceğiz ve doğanın ne kadar büyük bir yaratılış delili olduğunu inceleyeceğiz.
Doğada birbirinden çok farklı malzemeler kullanılır. Ve bu malzemeler çok özel niteliklere sahiptirler. Sessiz çalışırlar. Estetik görünümleri ve dayanıklı yapıları vardır. Üstelik geri dönüşümlüdürler de. Bu malzemelerin her biri teknolojik çalışmalara örnek olacak niteliktedir. Seramik, günlük hayatta çok sık kullanılan malzemelerden biridir. Bu malzeme, inşaattan elektrik sektörüne kadar çok geniş bir alanda yer alır. Üretimi için 1000 ile 1500 santigrat derecelik ısı gerekir. Canlılarda ise doğal seramikler vardır. Bunlardan biri deniz canlılarının kabuklarıdır. Üstelik bu kabukların oluşması için gereken ısı yalnızca 4 santigrat derecedir. Bu harika tasarım bir Türk bilim adamı olan İlhan Aksay'ın dikkatini çekmişti. Aksay, deniz hayvanlarının kabuklarını incelerken abalone adlı canlının olağanüstü yapısını fark etti. Bu canlının çok dayanıklı bir kabuğu vardı. Öyle ki bu kabuk, yüksek teknolojiyle üretilen seramiklerden 2 kat daha dayanıklıydı. İlhan Aksay, konuyla ilgili şu yorumu yapıyordu. Deniz canlılarının kabukları elektron mikroskobu altında 300 bin kez büyütüldüğünde tuğladan bir duvar görünümü ortaya çıkar. Bu duvar, harç niteliğindeki bir proteinden ve kalsiyum karbonattan yapılmış tuğlalardan oluşur. Bu duvar katmanlı yapısından dolayı olağanüstü sağlam ve insan yapımı seramikten daha az kırılgandır. Aksay, bu modellerden esinlenerek son derece sert ve dayanıklı bir malzeme geliştirir. Bu malzeme alüminyum bor karbür metal seramiktir. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tanklarda zırh olarak kullanılmaktadır. İnsanların yaptığı malzemeler bir süre sonra çatlar, kırılır. Kırılan bir malzemenin eski haline dönmesi ise mümkün değildir. Ancak çeşitli çabalarla kısmen onarılabilir. Oysa doğadaki bu malzemeler kendi kendilerini yenileyebilecek olağanüstü bir mekanizmaya sahiptirler. Bu özelliği inceleyen bilim adamları ise polimerler, polisiklatlar gibi kendini yenileyebilen malzemeleri üretmişlerdir. Doğadaki malzemelerin çoğu bileşik yapılı maddelerden oluşur. Bunlar kompozit olarak adlandırılır. Günümüzde birçok alanda kullanılan fiberglass ise yapay bir kompozittir. Bu malzeme hafif, sağlam ve esnektir. Fiberglass, spor malzemelerinin, Formula 1 yarış arabalarının, yelkenlilerin, hatta uçakların ve uzay mekiği parçalarının üretiminde kullanılır. Aslında bu malzeme bazı canlılarda var oldukları ilk günden beri bulunur. Bunlardan biri timsahlardır. Timsahın sırt derisindeki özel doku fiberglassla aynı yapıdadır. Bu doku içindeki lifler sayesinde çok sağlamdır.
Lifler, dokuların içerisine eklenerek dokuyu güçlendirir. Yapay kompozitler ise bunlara göre çok daha zayıf ve ilkeldir. Doğal kompozitler, doğadaki tüm malzemeler gibi Allah'ın eşsiz yaratma sanatının bir örneğidir. Allah, hayvanlarda insanlara yol gösterecek örnekler olduğuna Kur'an'da işaret etmektedir. Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır. Bir başka doğal kompozit örneği, kasları kemiklere bağlayan dokular, yani tendonlardır. Tendonlar, kendilerini oluşturan lifler sayesinde son derece sağlam ve dayanıklıdır. Bu nedenle tendonların tasarımı günümüzde inşaat sektörüne ilham kaynağı olmuştur. Ve asma köprülerde kullanılan çelik halat teknolojisi tendonlarla aynı yapıda geliştirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Rutgers Üniversitesi öğretim üyelerinden Jenin Banyus, Biomimikri adlı kitabında şöyle yazar. Dirsekle bileğiniz arasındaki tendon, asma bir köprüyü taşıyan halatlarda olduğu gibi birbirine dolanmış kablo demetlerinden oluşur. Her bir kablo demeti ise kendi içinde daha ince kabloların birbirine dolanmasından oluşmuştur. Bu daha ince kablolar da birbirine dolanmış molekül demetlerinden meydana gelir. Hatta moleküllerdeki atomlar bile sarmal bir yapı halinde dururlar. Tendonlardaki bu benzersiz tasarım, Allah'ın üstün yaratma sanatının delillerinden biridir. Allah, bir Kur'an ayetinde şöyle bildirir. Onları biz yarattık ve bağlarını sımsıkı bağladık. Doğadaki pek çok farklı böcek türü ipek üretir. Ancak içlerinden bir tanesinin ipeği çok özeldir. Örümceğin. Örümcek ağı, yeryüzündeki en sağlam malzemelerdendir. Çapı 1 milimetreden daha küçük olan ipeksi örümcek ipliği, aynı kalınlıktaki çelik telden tam 5 kat daha sağlamdır. Ve bu iplik, kendi uzunluğunun 4 katı kadar esneyebilir. Öyle hafiftir ki, dünyanın çevresini 3 kere dolaşacak bir ipliğin ağırlığı sadece 1 kilogram gelecektir. Her örümcek farklı niteliklerde iplikler üretir. Üstelik bu iplikler geri dönüşümlüdür de. Bir örümcek bozulan ağını yiyerek rahatlıkla yeniden ipliğe dönüştürebilir. Örneğin Diatematus isimli örümcek karnındaki salgı bezlerini kullanarak 7 farklı tipte ipek üretir. Dünyanın en büyük kimyevi madde üreticisi olan DuPont şirketi, örümcek ipliğini incelemek için çok büyük bir araştırma başlattı. Harcanan on milyonlarca dolar ve uzun süren araştırmalar sonunda DuPont laboratuvarlarında örümcek ipinin moleküler yapısı çözüldü. Ardından bu moleküler yapının taklit edilmesiyle bilinen en sağlam malzeme üretildi. Kevlar. Kevlar her ne kadar örümcek ipi kadar dayanıklı ve sağlam olmasa da insanların üretebildiği en sağlam malzemedir.
bin mermi saniyede 150 metre hızla önüne gelen her şeyi deler. Ancak Kevlar'dan yapılmış bir kumaşı delemez. Kevlar zırh yapımında, uçak gemilerinde uçakları durdurmak için kullanılan halatlarda, mayın ayakkabılarında, uzay sanayinde ve sağlamlığın gerektiği hemen her yerde kullanılır. İnsanların Kevlar'ı üretebilmek için taklit ettikleri örümcek ipi ise Kevlar'dan çok daha sağlamdır. Yani dünyadaki en seçkin bilim adamları, en ileri teknoloji ve en sağlam laboratuvarları kullanarak akıl ve bilinç sahibi olmayan küçücük bir böceğin yaptığı ipliği incelemekte ve onu taklit etmeye çalışmaktadırlar. Yine de bu küçük böceğin becerisine ulaşamamaktadırlar. Çünkü örümceği Allah yaratmıştır. Bu küçük böceğin sahip olduğu muazzam yetenekleri de ona Allah vermiştir. Gökdelenler. 21. yüzyılın prestij yapıları. Ancak bu görkemli yapılar, mimarları ve mühendisleri uğraştıracak yeni bir problemin doğmasına neden oldu. Yüksek binaların dış cephe temizliği. Dünyanın dört bir yanında birçok firma araştırma yaptı ve bu probleme bir çözüm bulmaya çalıştı. Ancak çözüm, laboratuvarlardan ve teknolojiden değil, yine tanıdık bir yerden geldi. Doğadan. Bu çiçek, beyaz nilüfer olarak bilinen lotus çiçeği. Çamurlu ve kirli ortamlarda yetişiyor. Buna rağmen yaprakları sürekli temiz. Lotus'un yüzeyinde birikmiş toz tanecikleri var. Ama çiçek çok ilginç bir yöntemle bunlardan arınmayı başarıyor. Lotus, yağmur damlalarını yapraklarındaki toz zerreciklerine doğru yönlendiriyor. Yağmur damlası tozun her tanesini topluyor. Ve yaprağın üzerinde hiç toz kalmıyor. Böylece lotusun yüzeyi her zaman tertemiz kalıyor. Günümüzde bina yüzeylerinin tasarımında lotusun bu özelliğinden yararlanılıyor. Hatta ISPO isimli bir şirket Lotusan adlı bir cephe kaplama malzemesi üretti. İki yüzey arasındaki fark açıkça görülüyor. Sağdaki cephe tıpkı lotus gibi yağmur damlalarıyla üzerindeki kiri temizliyor. Dünyanın en iyi mimarlarının, mühendislerinin, yapı malzemesi üreten firmaların çözüm bulamadıkları bir probleme bir bitki çözüm sunmaktadır. Bitkinin bu çözümü üretebilmesi için fizik, kimya, moleküler biyoloji ve endüstriyel tasarıma tümüyle hakim olması gerekir. Oysa bu canlının gözü, kulağı veya bir beyni bile yoktur.
Lotus bitkisinin söz konusu sisteme sahip olabilmesi ve bu yöntemle kendi dış cephe temizliğini yapabilmesi, bu bitkiyi Allah'ın yarattığının bir delilidir. Allah, doğadaki canlılarda akıl sahibi insanlar için deliller olduğunu şöyle haber vermektedir. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır. Bu testlerde gerçekleşen kazaların yüzlercesi her gün dünyanın dört bir yanında yaşanıyor. Ama yakın bir zamanda bu korkunç kazalarla belki de hiç karşılaşmayacağız. Bilim adamları bu büyük sorunu tamamen ortadan kaldıracak çalışmalar yapıyorlar. Onlara ilham verense doğadaki canlılardan biri. Çekirgeler. Çekirgeler insanlarınkinden de büyük bir trafik sorununu çözümlemişlerdir. Bu uçucu böcekler milyonları aşan sürüler halinde dolaşırlar. Buna rağmen birbirlerine hiç çarpmazlar. Bunun sırrı Allah'ın bu canlılara verdiği elektriksel bir duyudur. Çekirgeler üzerlerine gelen cisme önce elektronik sinyal gönderirler. Bu sinyaller sayesinde diğer çekirgenin yerini tespit ederler ve hemen kendi yönlerini değiştirirler. Bilim adamları günümüzde çekirgelerin bu yöntemini trafik kazalarına çözüm olarak düşünmekte, birbirlerini algılayacak araçlar planlamaktadırlar. Uçaklar. Gelişen ulaşım teknolojisinin sağladığı kolaylıklardan biri. Günümüzün teknolojisiyle hızlı gitmek artık oldukça kolay. Zor olansa hızlı ama aynı zamanda da sessiz gidebilmek. Uçuş sırasında kanadın her kenar köşesi türbülans yaratır. Kanadın arkasından minyatür kasırgalar geçtiği için türbülans gürültülü olur. Bu kasırgalar çarpıştığında ise gürültü şiddetlenir. Bu sesi ortadan kaldırmak isteyen mühendisler gözlerini doğaya çevirdiler ve çözümün doğada zaten var olduğunu gördüler. Bunu başaran canlı, doğadaki en sessiz uçuşu gerçekleştiren baykuştur. Baykuşların düşük sesle uçmasının nedenlerinden biri, kanatlarındaki kıvrımlardır. Baykuşların kanatlarında diğer kuşlarda bulunmayan pürüzlü tüyler vardır. Bunlar gözle bile görülebilirler. Bu tüyler türbülanstan kaynaklanan gürültüyü keserler. Ayrıca kanadı yumuşak hale getiren ince tüyler vardır. Bunlar da uçuş sırasında tüylerin birbirine sürtünmesinden kaynaklanan sesi ortadan kaldırırlar. Günümüzde tasarımcılar baykuşun kanatlarındaki bu özellikten yararlanıyorlar ve uçak kanatlarının üzerinde değişiklikler planlıyorlar. Böylece
uçaklardaki sesin azalacağını düşünüyorlar. Kelebekler. Her biri rengarenk kanatlarıyla birer sanat eseri. Şaşırtıcı olansa bu harika renklere sahip canlılarda hiç pigment, yani renk sağlayan madde olmaması. Örneğin bu parlak mavi, hayvanlar aleminin en çarpıcı renklerinden biri. Ama kelebeğin kanadı hiç mavi pigment içermiyor. Olayın sırrı ise yansımada. Kelebek kanatları gözümüzü yanıltan şeffaf pullarla kaplı. Bilim adamları tek bir kelebek puluna lazer ışını gönderiyorlar ve neler olacağını izliyorlar. Sonuç çarpıcı. Mavi renk ışığın bu şeffaf pullara çarpıp yansımasıyla oluşuyor. Sabun köpüğünden yaptığımız bir balonda oluşan renkler de aynı şekilde ortaya çıkar. Balonda hiç pigment yoktur. Ama ışık çarptığında üzerinde harika renkler belirir. Bunun nedeni güneş ışığının balonun ince zarından yansıma şeklidir. Farklı dalga boylarındaki ışık iç içe geçer. Bazıları güçlenir, bazıları ise yok olur. Ve bu harika görüntü oluşur. Kelebekteki her bir pulsa yaprak biçimindeki zarlardan oluşan tabakalar içerir. Bu tabakalar tıpkı sabun köpüğünün yüzeyi gibi görev yaparlar. Işığın bu tabakalara çarpış şekli sayesinde de mavi renk dışındakiler yok edilir. Günümüzde tasarımcılar kelebeğin bu şaşırtıcı özelliğine örnek alıyorlar. Örneğin bu araba, yansıyan ışığı kontrol eden bir maddeyle kaplandı. Böylece zaman içinde pigmentleri solmayacak. Kelebekteki bu ışık oyunları, İngiltere Savunma Değerlendirmesi ve Araştırma Kurumu'nun dikkatini çekti. Ve kelebeklerin yapılarının askeri araçların kamuflajında çığır açabileceğini düşünüyorlar. Bu örnekler bize bir kez daha gösteriyor ki, kelebekler de diğer canlılar gibi yaşamaları için gerekli olan tasarımla birlikte yaratılmışlardır. Buysa onları yaratan Yüce Allah'ın kanıtıdır. Bir Kur'an ayetinde Allah yaratma sanatını şöyle bildirir. O Allah ki yaratandır, kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz, hakimdir.
Günümüzdeki ileri teknoloji yöntemleriyle birlikte yapay organ çalışmaları da artmıştır. Bunlardan biri yapay kalptir. Yapay kalp de gerçek kalp gibi iki karıncıktan oluşur. İki kalp arasındaki tek benzerlik de budur. Araştırmacılar iki karıncığın arasına bir motor yerleştirmişlerdir. Bu motor her iki karıncığın iç duvarlarını iter ve kalpte kasılma meydana gelir. Yapay kalpteki pompalarda bir kap vardır. Bu kabın içindeki kanı pompalamak içinse ayrı bir sistem bulunur. Gerçek kalpte ise kabın kendisi pompa işlemi görür. Bu çok daha verimlidir. Yapay kalp, karın içine yerleştirilen bir pille çalışır. Bu pil, daha büyük bir pil paketinden yayılan radyo dalgalarıyla sürekli şarj edilmek zorundadır. Gerçek kalp ise pompaladığı kanla beslenir ve güçlenir. Böylece hiç bakım görmeden ortalama 50-60 sene çalışabilir. Gerçek kalp kendi kendini yenileyebilme özelliğine sahiptir. Bu nedenle kesintisiz çalışma gücünü hiçbir zaman kaybetmez. Bütün bu özelliklerse onu benzersiz yapar. Amerika'daki Duke Üniversitesi'nde biyomühendis olan Stephen Vogel de insan kalbinin taklit edilemeyeceğini şöyle açıklar. Bizim yaptığımız motorlar güçleri ve etkinlikleri ne olursa olsun o kadar eksik çalışırlar ki. Oysa kalp kası bizim teknolojik donanımımızda bulunan hiçbir şeye benzemeyen yumuşak, ıslak, kasılabilen bir makine gibidir. İşte bir kalbi bu yüzden taklit edemezsiniz. Kısacası insanlar, sahip oldukları tüm teknolojiye rağmen bir kalbi taklit etmeyi başaramamaktadırlar. O halde bu kalbin ve onu barındıran tüm vücudun rastlantılarla ortaya çıktığını iddia edenlerin, yani Darwinistlerin çok büyük bir yanılgı içinde oldukları açık değil midir? Allah bizlere bu gibi yaratılış delilleri üzerinde düşünmemizi ve ona şükretmemizi şöyle emreder. Ey insan! Üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir? Ki O seni yarattı, sana bir düzen içinde biçim verdi ve seni bir itidal üzere kıldı. Dilediği bir surette seni tertip etti. Virüsler, bilgisayar sistemleri için büyük bir tehdit oluşturur. Bunlar önce bilgisayarlara sızarlar. Sonra da kendilerini kopyalayarak çoğalırlar. Bilgisayarlardaki yazılım ve bilgilere çok ciddi hasarlar verirler. Bu nedenle pek çok firma virüslerden korunmak için bir bağışıklık sistemi oluşturmak gerektiğini düşünmüştür. Bu alandaki çalışmalardan biri, IBM firmasının Watson Araştırma Merkezi'ndeki virüs yalıtım laboratuvarında sürmektedir. İlham kaynağı ise insan vücudunun bağışıklık sistemidir. Firma yetkililerinden biri olan Steve White şu yorumu yapmaktadır.
İnsan ırkının varlığını devam ettirebilmesi sahip olduğu bağışıklık sistemi sayesindedir. Siber alemin devamı için de bir bağışıklık sistemine sahip olması şarttır. Bilgisayar virüslerinin yapay bir yaşamı vardır. Tıpkı doğadaki biyolojik virüsler gibi içinde bulundukları sistemi kendilerini çoğaltmak için kullanırlar. Araştırmacılar bu benzerlikten yola çıkarak insanın bağışıklık sisteminin vücudu nasıl koruduğunu incelemişlerdir. Vücut, yabancı bir organizma ile karşılaştığında hemen istilacıyı tanıyıp etkisiz hale getirecek bir antikor oluşturmaya başlar. Böylece vücut ilk enfeksiyonu yatıştırır. İlerideki bir enfeksiyona daha hızlı karşılık verebilmek için de bu antikorlardan bir kısmını hazır tutar. Bilgisayar virüsleri de yazılımcısının tanınmasına imkan veren izler barındırırlar. Bilgisayardaki virüs tarayıcı program bu imzayı bulduğunda bilgisayara virüsün bulaştığına dair bir uyarı verir. Yani antivirüs programları da bütün virüsü değil ama virüsün imzasını tanıyacak bir antikor içerirler. Bu örnek bize bir kez daha göstermektedir ki, insanları teknolojik alanda çaresiz bırakan konuların çözümleri doğada, hatta bazen kendi bedenlerindedir. Çünkü tüm doğayı ve insanı yaratmış olan Allah, sonsuz akıl ve bilgi sahibidir. Fotoğraf makineleri ve kameralar, insan gözü örnek alınarak üretilir. Teknoloji gelişip, gözün sırları keşfedildikçe, bu makinelerin teknik özellikleri de artmaktadır. Buna rağmen, kamera teknolojisi, gözün mükemmel özellikleriyle kıyaslanamayacak düzeydedir. Fotoğraf çekilirken yapılacak ilk işlem netlik ayarıdır. Fotoğraf makinelerinde bu işlem elle, gelişmiş kameralarda ise otomatik olarak yapılır. Ama bu otomatik sistem yavaştır ve her zaman tam netlik sağlamaz. Oysa insan gözü bu ayarı sürekli olarak ve çok kısa bir süre içinde yapar. Nesneyi net görebilmek için yalnızca bakmak yeterlidir. Geri kalan tüm işlemlerse otomatik olarak göz ve beyin tarafından bir saniyenin onda birinden daha kısa bir sürede gerçekleşir. Fotoğraf makinesiyle gündüz çekilen bir fotoğraf nettir. Ancak makineyle loş bir ortamda çekim yaparsanız, çok güçlü bir flaş olmadan hemen hemen hiçbir görüntü elde edemezsiniz. Oysa loş ortamda da etrafı çok net bir şekilde görebiliriz. Çünkü gözlerimiz farklı aydınlanma koşullarına ve değişik ışık şiddetlerine göre kendisini ayarlar.
Bunu sağlayansa göz bebeğinin etrafındaki kaslardır. Karanlıkta bu kaslar açılır, göz bebeği genişler ve göze daha çok ışık girer. Aydınlıkta ise kaslar kapanır, göz bebeği küçülür ve içeri giren ışık miktarı azalır. Bu sayede görüntü her zaman net olur. Kuşkusuz, bu denli hassas ve kusursuz bir sisteme sahip olan göz, yaratıcımız olan Allah'ın biz insanlara bir nimetidir. Nitekim Allah, Kur'an'da bize bu gerçek üzerinde düşünmemizi ve kendisine şükretmemizi öğütlemektedir. Sizi inşa eden, size kulak, gözler ve gönüller veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. Denizin derinliklerinde ya da uzay boşluğunda çalışmak tüm yüksek teknolojiye rağmen dalgıçlar ve astronotlar için büyük riskler içeriyor. Bu nedenle bilim adamları bu zor koşullarda çalışacak robotlar üretmeye başladılar. Günümüzde ise robotlar teknolojisinin gündeminde yeni bir kavram bulunmakta. Biyomimetik robotlar, yani doğayı taklit eden makineler. Artık bilim adamları bir canlıyı taklit ederek robotlar yapmayı çok daha doğru buluyorlar. Örneğin, çölde yapılacak bir keşif için akrebe ya da karıncaya benzeyen, deniz dibindeki bir araştırma içinse balığa ya da istakoza benzeyen robotlar yapılıyor. Ve bunlar diğer robotlardan çok daha başarılı. Bilim adamlarını doğadaki canlıları taklit etmeye iten şey, kusursuz vücut tasarımlarıdır. Yeryüzünde en iyi hareket eden canlılar eklem bacaklılardır. Hızlıdırlar. Bu nedenle eklem bacaklıların yapıları bilim adamlarının dikkatini çekiyor. Ve robot çalışmalarında bu canlıları örnek alıyorlar. Bu robotun adı Ariol. Ve robot uzmanı Ed Williams. Ariol, eklem bacaklı robotların ilkini temsil ediyor. Yengeçten esinlenerek tasarlandı. Ariol'un bilinmeyen bölgelerin keşfinde bilim adamlarına yardımcı olacağı umut ediliyor. Ama aralarında çok büyük bir fark var. Ariol bir yengece ne kadar benzese de bacaklarını kıpırdatmak için bile gücünü önceden programlanmış bilgisayardan alıyor. Hareketleri ise yengece göre çok acemi.
Kısacası yapılan en iyi robot bile gerçek bir eklem bacaklı canlıyla kıyaslanamıyor. Bu örnekler bize göstermektedir ki bir canlının tek bir özelliğini taklit etmek için bile büyük çabalar gerekir. Darwin'in evrim teorisi ise canlıların bir planlama olmaksızın rastlantılarla kendi kendine oluştukları iddiasındadır. Doğanın detaylarını inceledikçe bilim Allah'ın varlığının yeni delillerini bulmaktadır. Bu filmde doğanın bilim adamlarına ve mühendislere nasıl ilham kaynağı olduğunu inceledik. Doğadaki yapılar o denli mükemmel yaratılmıştır ki insanoğlu en büyük başarıya bunları taklit etmekle ulaşmaktadır. Buysa tüm doğayı yaratan yüce Allah'ın ne kadar büyük bir güç ve bilgi sahibi olduğunu bize gösterir. Kavranması gereken bir diğer gerçekse Allah'ın her şeyi öncesinde bir örnek olmadan yaratmış olduğudur. Bu Allah'ın sıfatlarından biridir. Allah'ın Kur'an'da geçen bedi sıfatı örneksiz yaratan anlamına gelir. Rabbimiz Kur'an'da şöyle buyurur: O, gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O, her şeyin üstünde bir vekildir.